Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Güne başlarken global piyasalarda gayet olumlu bir hava var. Asya, ABD vadelileri, Avrupa'da da DAX gayet güzel bir şekilde artı olarak başlamış durumda güne. Artı olmanın arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi Çin'in biliyorsunuz 2 sene boyunca pandemiden sıyrılabilmişti. Pandemi ya da işte koronavirüs oradan çıktığı söyleniyordu ama Çin'in kendisi çok etkilenmemişti ama enteresan bir şekilde bu sene başından beri koronavirüsle ve buna dair kapanmalarla bir dönem geçiriyordu. Bunun da tabii hem kendi ekonomisine etkisi, işte Çin'in farklı emtialara olan talebi, petrol başta olmak üzere vesaire, oradaki fiyatlamalarda rol oynuyordu. Bu kısıtlamalarda biraz rahatlamaya gideceğini açıklaması genel olarak piyasalarda olumlu olarak algılandı. Ve tüm hisse senedi piyasaları, vadeleri güne başlarken bu haberin etkisiyle yukarıda. İkinci önemli şey biliyorsunuz bu hafta başında bu haftanın önemli vakfı verisinin ABD TÜFE verisi olduğunu söylemiştik. Piyasalara beklentiler dahilinde geldi. Ve yine işte o gün ya da o saat ya da 3 saat sonra ne olduğunu, nasıl bir etkisinin olduğunu değil bu tip verilerin genelde etkilerinin 24 ve 48 saat içinde yavaş yavaş gözükmeye başlayacağını hatırlamakta fayda var. Ne oldu bunun etkisi? Mart ayı enflasyonu beklentiler dahilinde gelince, evet her şeye rağmen bir momentumda, enflasyon momentumunda bir azalma var. Ve bunun sebep olduğu geçtiğimiz dönemde doların güçlü olması, işte dolar endeksi 100'ün çok uzun zaman sonra tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Onu bugün 99,6'da görüyoruz. Buna bağlı olarak euro dolar paritesi biliyorsunuz son dönemde çok zayıf seyrediyordu. Bu yıl başında beri euro %5 şeye yakın kaybetmişti dolara karşı. O biraz toparladı. 1,09'un üzerine çıktı. Ve üçüncü önemli gösterge olan ABD 10 yıllıklarına baktığımızda bu geçtiğimiz hafta içinde %2,83'e kadar yükseldikten sonra bugünlerde %2,68'de. Bunlar genelde piyasadaki risk iştahını destekleyici gelişmeler. Biz bugün iki önemli makro haberi izliyor olacağız. Birincisi Türkiye Merkez Bankası'nın saat 12'de açıklayacağı faiz kararı. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı ve toplantısı var. Biz ve piyasa tahmincilerinin hepsinin hemfikir olduğu faizlerin bugün yine %14 seviyesinde bırakılacağı ve bundan sonraki ilk değişikliğin yapılacağı konusunda da genel olarak ağırlıklı olarak bu sene içinde bir beklenti yok açıkçası. Çünkü buradaki işte enflasyonun bulunduğu seviye %61, bunun bir süre daha bu seviyelerde devam edecek oluyor olması ama işte %60'lardan %52'lere de gerilese farz-ı misal Temmuz ayında diyelim. O zaman bile yine hani %14'lük faiz oranını daha aşağı çekmek için bilimsel bir sebep yok. Sistem şu anda kur korumalı mevduatla birlikte burada kendi içinde bir denge bulmuş gibi devam ediyor. Ama dediğim gibi hani bu dengenin geçen seneyi hatırlamakta fayda var. Denge son 3 ayda bozulmuştu. Bu sene de ne olur onu görüyor olacağız. Döviz talebindeki en önemli faktör cari açık. Orada herhangi bir iyileşme yönünde bir gelişme görmezsek açıkçası
bu geri planda stresin arttığını gösteren önemli faktörlerden bir tanesi olacak. Burada takip ettiğimiz ne hep? Petrol. Petrol bugün yine 107,5'ta görüyorum ben Brent'i. Hoşuma gitmeyen bir şey. İşte geçen hafta sonuna doğru bir tekrar 100'ün altına gelmişti. Ama tekrar 107'lerde görüyor olmak bunu. Önümüzdeki dönemde bu cari açık konusunun enerji ithalatının yazılıp çizilecekten dolayı devam edeceğini gösteriyor bize maalesef. Yani buna çünkü bu fiyatı ödediğimiz sürece bizim oradaki faturamız çok kolay bir şekilde aşağı gelmesi mümkün değil. Onun dışında baktığımızda piyasada biraz daha dalgalı olmaya başladı. Çünkü çok hızlı ve güzel bir yükseliş yaşadık. 2500 seviyelerine kadar yaklaştı endeks. Bundan sonra gün içinde yani eski puanda ben baktığımda işte dün New York'ta neredeyse 8000 puana kadar 1-1,5 saat içinde bir satış oldu. Sonra bunun 5000'ini geri aldı gibi dalgalanmaların piyasada olacağını göreceğiz. Ama işte çok kısa vadeli ya da günlük işlem yapmıyorsanız zaten bunlarla çok fazla ilgilenmemeniz gerekiyor. Çünkü burada genel olarak global piyasalarda risk daha yüksek olarak devam ediyor. Piyasalar için en önemli olan kar sezonuna geliyoruz. Kar sezonunda tüm yatırımcıları oldukça memnun edecek sonuçlar ortaya çıkacak. Yani birkaç sektör dışında açıkçası. Ama enteresan olacak dediğim gibi enflasyonun fazlasıyla hissedildiği ve görüldüğü sonuçlar olacak. Benim net olarak söyleyebileceğim, bildiğim, hani her sektörde bir şey söyleyebiliyoruz. Emtia sektörleri yükselen fiyatlardan dolayı vesaire karlarını artıracak derken sigortacılık sektörünü ben net olarak sonuçlarının daha kötü olacağını söylüyorum. Şimdi piyasa tabii bu kadar hızlı yükselirken herkes bir noktadan sonra gitmeyen ne varsa onu alalım diyor. Ama sonuçta doğru sebeplerle doğru hisseleri almak önemli. Yani öbür türlü hani şanslı olduğumuz için o hissede yükseliyor olabilir. Yani ben işte Aksigorta örneğine bakıyorum. Aksigorta'da geçtiğimiz hafta içinde %15-16'lık bir hareket yapmış. Hiç de fena değil. Ama hani temel sebebinin olduğunu ben dediğim gibi düşünmüyorum. Hani bir anda herkes geçen hafta da Türk hisseleri çok ucuz, ne alırsak gider mantığıyla alıyor olabilir. Ama tamamen yerli yatırımcılar, dediğim gibi hala yabancı yatırımcıların çok fazla girdiğini görmüyoruz açıkçası. Diğer taraftan yine bankalar üzerinden gidersek, bankalar da çok hızlı yükseliş yaşadılar. Diğer sektörlerden daha hızlı bir yükseliş yaşadılar. Çünkü birinci çeyrek karlı çok iyi gelecek. Yani Akbank'ta da işte bakıyorsunuz mesela 7.75 geçen hafta görmüş en düşük. Dün 9.27'ye kadar yükseldikten sonra bu tip dalgalanmaların olması gayet doğal açıkçası. Kar sezonları açıklanana kadar bunlardaki pozisyonların ben korunmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü alıp satarak para kazanmaktan her gün biraz zor bir strateji açıkçası. Onun dışında benim baktığım, yani Sabah Gazetesi'nin hep enteresan marketlerle ilgili devamlı her gün bir yazı var. Ekonomi sayfasında devamlı işte marketleri şey yapan. Bugün bir domates örneği verilmiş mesela. Domates ben de önemserim çünkü hani gerçekten enflasyonda hep gazetelerde yazılırken de şey yapılır. En çok bahsedilen konulardan mutfağımızın da en önemli girdilerinden bir tanesi diyebiliriz. Yani şimdi orada bahsedilen dediğim gibi yani mesela TÜİK'in domates rakamına baktığınız zaman o bambaşka bir rakam. Ben bu hafta sonu Ayvalık'a gittim annemlerin yanına. Orada pazarda 25 liraydı. Yani burada orada hiçbir hale girmiyor domates. Orada yetişiyor. Orada yetişen domates satılıyor vesaire. Yani orada bile 10 liraya bir domates yok. Antalya halinde 10 liralık bir domatesin işte marketlere geldiğinde 25 lira olduğu söyleniyordu. Yani marketler 25 liraya satabiliyorsa Ayvalık pazarında 25 lira olan şeyi hakikaten Cemal'in de her zaman söylediği gibi tebrik etmek lazım yani marketleri. Bu bunca girdiye ve ekstra maliyete rağmen
Tarım için girdiler çok yüksek olmaya devam ediyor. Yani orada dediğim gibi ya belki kalıcı olarak düşebilmesi için çiftçilerin maliyetleri, işte maliyetli çiftçilerin desteklenmesinden bahsediliyor vesaire. Ama hani radikal kararlardan bahsediyorsak yani bir süre bazı ürünlerin ihracatının belli kısıtlamalara tabi olması iç piyasa fiyatlarını düşürür. Yani benim destekleyeceğime inandığım mıdır? Ben serbest piyasaya inanan bir insanım. Ama hani bunun dışında bu tip madem hani gıda komiteleri vesaireyle bu işin çözüleceğine inanılıyorsa bu daha ciddi ve düşünülmesi gereken bir nokta. O da tabii ki buradaki fiyatlar çok ciddi şekilde düşmediği sürece açıkçası biz TÜFE'de bir gerileme beklemememiz lazım. Zaten de Hazine Bakanı'nın da söylediği Kasım Aralık öncesinde kimsenin çok fazla TÜFE tarafında bir geriye düşüş beklemiyor gibi gözüküyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Günaydın herkese. Teknik olarak baktığımızda BIST 100 endeksinde yükselen trend devam ediyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak dün 2500 direnç seviyemiz ki burayı çok önemsiyoruz. Orada bir satış baskısıyla karşılaştık ve ciddi bir dalga yaşadık. Ancak o dalgaya rağmen trend bozulmadı. Halen şu anda yükselen trend içinde hareketimiz devam ediyor. Ancak indikatörlere baktığımızda hepsi aşırı alım bölgesinde sinyal üretiyor ve o nedenle biz bu 2500 direnç seviyesini oldukça önemsiyoruz. Bugün için yükselen trend içindeki hareketimizin yine devam edeceğini düşünürken 2465 ilk direnç olarak önümüze çıkacak. Bu seviye geçilirse açılışla beraber 2465 tekrar 2500 seviyesi gündeme gelecektir. Ancak dediğim gibi ben 2500 seviyesi geçirmeden temkinli duruşumu koruyacağım teknik olarak. Aşağıda da 2450 ve 2420 var destek seviyelerimiz. Ana destek seviyemiz ise 2400. Mevcut trend 2400 kırılmadığı sürece bozulmayacaktır. Bu nedenle kısaca yukarıda 2500, aşağıda da 2400 seviyesi ana direnç ve ana destek olarak takip edilebilir. 2400 kırılmadığı sürece mevcut dalgalardan günlük uzak durarak doğru sektör ve doğru hisse senedinde kalırsak riskimizi minimumda tutmuş olacağız. Ancak biraz önce Batuhan'ın da söylediği gibi ben de Brent petrol teknik olarak takip ediyorum. Brent'in 107 doların üzerine çıkması tekrar 21 günlük artlı ortalaması olarak görüyorum ben 107 doları. Buranın üzerine çıkması orada tekrar yukarı yönlü bir hareketin habercisi. Orada da 113 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Bu da bizi baskılayacaktır. Bu nedenle Brent petrolün de takip edilmesi gerekiyor. Yani 107 doların üzerinde kaldığımız sürece belki de 2500 direnç seviyesinin geçilmesi biraz daha zor olabilir. Diğer taraftan şu anda herhangi bir açık önerimiz yok. Ancak dün Cemal Bey de paylaştı. Bugün ses kaydını da sizinle paylaşacağız. Cemal Bey'in. Ereğli'de 43'ten 54'e 12 aylık bir hedef revizyonumuz geldi. Bu oldukça iyi bir hedef, 54 seviyesi Ereğli Demir Çelik için. Ben de teknik olarak baktım. Dün de oldukça güçlüydü. Mevcut aşağı yönlü dalgada da oldukça sağlam durdu. 35'in üzerinde kaldığı sürece bu verdiğim yorum kısa vadeli teknik yorumdur. Bizim 12 aylık hedefimiz 54 orada. 35'in üzerinde kaldığı sürece 35-90'lara doğru orada kısa vadeli Ereğli Demir Çelik trade amaçlı değerlendirilebilir. Dediğim gibi bugün 2500 seviyesi oldukça önemli. Ama ben 2500 seviyesi geçirmeden mevcut indikatörlerden aldığım sinyallere bağlı temkinliyim. Bol kazançlar dilerim. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.